Elektrikli skuterların sayısı her geçen gün artıyor. Haliyle sokaklar, kaldırımlar park edilmiş skuterlarla dolu. Yayalarda rahat yürüyemedikleri için isyan ediyor. Kadıköy Belediyesi o soruna el attı. Skuter şirketlerine ihtarname çekti. Araç sayılarının azaltılmasını istedi. Her yere bırakıyorlar. Yolun ortasına dahi bırakıyorlar. Zaten kaldırımlar ana baba günü. Yoldan geçemiyoruz. Kaldırımdan yürüyemiyoruz. Sayıları hızla artıyor. Sokaklar, kaldırımlar kontrolsüzce bırakılan skuterden geçilmiyor. Kullananların çok dikkatli kullandığını düşünmüyorum. Yani çoğu zaman geçmemize de engel oluyor. Kullananlar için işi bittikten sonra gelişi güzel park edip gitmek konforlu olabilir. Ama zaten dar ve kalabalık olan İstanbul kaldırımları bir de bu kalabalığı kaldırmıyor. Her yerde olmaları bir yandan avantaj, bir yandan dezavantaj tabii ki. Kadıköy Belediyesi de o skuter şirketlerine ihtarname gönderdi. Fazla araçların toplanmasını istedi. Yaşlı bir amcamız kalp krizi geçirdi. Ambulans zamanında yetişemedi. Yola attıkları skuterlardan dolayı. Nasıl bisiklet park yerleri yapılıyorsa bunun için de yapılabilir. Elektrikli skuterler kaldırımları işgal etmesin, insanların gelip geçişine mani olmasın diye herkes onlar için özel bir park alanı olsun, bu sorun çözülsün istiyor. Belki düzenlenebilir ama skuterler devam etsin bence. Eğer skuter şirketleri araç sayılarını yasal seviyeye indirmezse skuterler toplatılacak. Kaldırmak şimdi gençler için pek de rağbetli olmayabilir. Çocuklar çok biniyorlar yani. Onu bir düzenlesinler. Onlara uygun bir park yerleri tanzim etsinler.